Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. Monster'da bu hafta konuğumuz Sebastian Loeb Rally Evo. Sebastian Loeb, eğer ki rallileri takip ediyorsanız, geçtiğimiz yıllara damga vurmuş efsanevi bir rally pilotu ve geçtiğimiz günlerde de, daha doğrusu geçtiğimiz ayın sonlarına doğru yaklaşık bir aya yakın bir süre geçti. Sebastian Loeb Rally Evo oyunu çıktı ve biz de Monster'da bu hafta biraz aksiyon oyunlarından, farklı oyunlardan yola çıkarak, yolu oradan saptırarak rally'e doğru kayış yaptık ve şimdi rally yollarında araçlarımızı kaydırmadan önce, tozlu topraklı karlı yollara girmeden önce bir ayar seçeneklerimize bakalım. Burada gördüğünüz gibi 10 farklı dil seçeneği var. Biz tabi İngilizceyi seçeceğiz. Video ayarlarında burada Monster dizüstü bilgisayarımızdaki GTX 970M ekran kartını görüyoruz. Dikey senkronizasyon kapalı. Anti-aliasing sonuna kadar açık, yani köşe yumuşatmalar. 1920x1080 çözünürlüğümüz ve 60 Hz tazeleme hızımız var. Config grafik kısmına geldiğimizde bu oyunu neden Monster'da bu hafta programında konuk ettiğimizi açıkçası göreceksiniz. Çünkü burada yol tekstürleri vesaire, tüm özellikler en yüksekte ve burada 4 GB gibi bir ekran kartı belleğine kadar seçenek ayrılmış durumda. Bu da oyundaki kaplamaların veya detayların ne kadar ekran kartından bellek tükettiğini gösteren bir seçenek. Bu kadar tüketmesi sanıyorum bunu koymazlardı zaten. 4 GB olarak seçili. Tüm ayarlar en yüksekte ve dilimiz de hazır. O zaman ne yapalım? Yavaş yavaş buradan yarışlara doğru, oyuna doğru geçelim. Evet, oyun bizi oldukça hoş bir açılış menüsüyle, açılış videosuyla daha doğrusu karşılıyor. Buradan hemen kısa kısa oyun hakkında bilgiler vermek gerekirse, oyunumuz sadece ismindeki kahramanı kullandığımız bir oyun değil. Çünkü bazı oyunlar vardır bilirsiniz. Bir alanda efsaneleşmiş bir ismi konu alır ve sadece onu yönetirsiniz. Veya onun olduğu aracı veya her neyse onu kullanırsınız. Öyle bir oyun değil. Başlı başına bir rally oyunu. Yani yeri gelecek pistlerde yarışacaksınız. Yeri gelecek tozlu topraklı yollara çıkacaksınız. Bazen yanınızda 7-8 tane sizin gibi araç olacak. Bazen tek başınıza yarışacaksınız. Hepsini bu oyunda deneyim edebileceksiniz. Dilerseniz bu videoyu geçerek yavaş yavaş oyun içeriklerinde neler var onlara bakalım. İlk olarak biraz menüde turlayacağız. Menüde turladıktan sonra da yavaş yavaş pistlerde turlamaya geçeceğiz. Oyunun açıkçası yükleme ekranları benim oldukça tatmin etti. Çünkü çok uzun sürmüyorlar. Gayet kısa ara yükleme ekranları var. Hemen garaj kısmına gelmek istiyorum. Buradan araçlarınızı görebiliyorsunuz. Şu an bir tane aracımız var, standart oyunun başında verilen. Bunun dışında kredilerinizi arttırarak daha farklı araçlarda alabilirsiniz. Burada oyundaki araç markalarını görüyorsunuz. Bu markalara ait araçlar oyunda mevcut ki sadece rally araçları değil, daha doğrusu hepsi rally aracı ama ufak boyutlu olanlardan, farklı klasmandakilerden, günümüz rally araçlarına, hatta çok daha farklı böyle abartılı artık tasarımlara kadar varan bir araç yelpazesi var gördüğünüz gibi. Ancak bu araçlarda oldukça pahalı ki bazı araçları açmak için de, örneğin burada Pikes Peak Test 1-2-3'ü mesela bu yarış için, daha doğrusu bu aracı açmak için bitirmeniz gerekiyor. Kimi araçları dediğim gibi işte parayla alabildiğiniz gibi, kimilerini de bu şekilde yarışlarla kazanabiliyorsunuz. Buradan Modify Library'e girelim. Modify Library'de de kendi aracınızı, sahip olduğunuz araçları modifiye edebiliyorsunuz. Buradan hemen bir tanesini seçelim. Örneğin burada modifiye seçenekleriniz var gördüğünüz gibi. Şöyle birden başlayıp mesela bu araç için ve bu modifiye seçeneği için 21 tane seçenek mevcut. Şöyle bir tanesini seçelim. Renkler üzerinde oynayabiliriz. Şöyle aracın esas rengini mesela daha bir mavi yapalım. Grimiz güzel ama onu da böyle bir sert tasarımla kırmızı yapalım. İçlerini de, aa bu güzel oldu, böyle Barcelona renkleri gibi oldu, sarı. Tekerlek rengimizi de ne yapsak? Şöyle beyaz yapalım, sade, güzel olsun. Evet, gördüğünüz gibi aracınız üzerinde bazı düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde sürücülerinizle ilgili de düzenlemeler yapabilirsiniz. Team Members kısmına geldiğinizde ben burada Kenan Sofoğlu'ndan da esinlenerek kendimi Tuna Sofoğlu yaptım. Memleketimiz Türkiye ve co-pilotum da Talha Aynacı. Kendisi bana yarışlarda eşlik edecek. O da Türkiye'den ve takımımızın plaka ismini de BSC Crew yaptım. Ki zaten şu arka planda BSC Team Racing olarak takım logosunu da görebiliyorsunuz. Burada takımınızın giyeceği kıyafeti, kıyafetin rengini vesaireyi de seçebiliyorsunuz. Ben
Şöyle kırmızı alayım. Kasketimiz de var. Burada kasket seçenekleri var. Şu hoşmuş mesela. Şunu kullanalım. Ardından team information kısmında da işte dediğimiz gibi takımın ismi, hatta takımın isminin nasıl yazılacağı, yazı fontu, renkleri vesaire hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan geri çıkalım. Oyunda Quick Mode kısmında 4 adet seçeneğimiz mevcut. Rallilerde normal rally yarışları veya rally şampiyonaları. Rally Cross'larda rally cross yarışı veya rally cross şampiyonaları. Pikes Peak'te o demin de gördüğünüz yüksek dağlara doğru tırmandığımız, işte yerden artık deniz seviyesinden 4000-4500 metre yükseklikte dağlara doğru tırmandığımız yarışlar mevcut. Time Trial kısmında da zamana karşı yarışlar var. Pek çok yarış oyunda olduğu gibi. Kariyer kısmına hepsinden sonra geleceğiz. Loeb Experience kısmında da Sebastian Loeb'ün kariyeri boyunca yaptığı başarılı hareketleri, başarılı yarışları tekrar ederek bu başarıları kendimiz de yakalamaya çalışacağız. İsterseniz Quick Mode kısmından bir rally diyelim hemen. Bir single stage rally ile yavaş yavaş başlayalım. Şuradan bir pist seçelim kendimize. Şöyle Great Britain güzel gibi gözüküyor açıkçası bana. Çünkü yağmurlu, çamurlu, karlı bir yol. Kısa bir şey seçelim çünkü çok da uzun olsun istemeyiz. Bu arada difficulty, kendi sürüş difficulty'm rookie. Yapay zekada easy. Neden derseniz oyun gerçekten zor. Hani yakın dönemlerde çıkmış yarış oyunlarını, rally oyunlarını oynayıp bunların sürüş mekaniklerine, fiziğine alıştıysanız bu oyuna yabancılık çekmeniz çok olası. İnternet üzerinde diğer kullanıcıların yorumlarına da bakma fırsatı buldum. Oyunu kısa süre oynayanlar genelde çok eleştirirken uzun süre oynayanlar da çok farklı bir deneyim yaşadıklarını söylüyorlar. Gerçekten çok farklı bir dinamiği var oyunun. Bunu da alışmak için oyuna biraz zaman tanımanız gerekiyor. Burada Car Settings kısmına girerek aracınızla ilgili detaylı ayarları yapabiliyorsunuz. Eğer ben daha hardcore bir oyuncuyum, daha fazla seçenek istiyorum elimin altında derseniz bu ayarları buradan yapabilirsiniz. Advanced Settings, işte frenler, her şey burada mevcut. Aynı zamanda eğer ki tek kişilik bir yarışa girerseniz bu arka menüde sadece aracınızı görebileceğiniz gibi rally yarışlarında ekip arkadaşlarınızla birlikte çadırın altında aracınızı son düzenlemelerini yaparken görebilirsiniz. Bu tarz farklı seçenekler sunulması hoş olmuş. Evet, takım arkadaşımız da yanımızda, co-pilotumuz Talha İnacı, kendisine teşekkür ediyorum. Önce bir dış kameradan göstermek istiyorum. Evet, yağmurlu havada oldukça güzel bir hava hakim. Ve ilerlemeye devam ediyoruz. Şu an FPS değerlerimiz yaklaşık olarak 60 FPS'ye yakın. Ve aracımız hemen çamura battı zaten göreceğiniz üzere. Şuradan devam edelim. Farklı kamera açılarımız da mevcut. Biraz daha uzaktan bir kamera. Bu arada aracın yol tutuşunu sağlamak oldukça zor. Çünkü yağmurlu bir hava var ve bu da, şunu da belirtmek istiyorum. Oyundaki hava şartları fizik etkileşimini doğrudan önemli bir şekilde etkiliyor. Hani karlı havalarda, karlı bir yola çıktığın zaman aracın yol tutuşunun değiştiğini anında hissediyorsunuz. Asfaltta hakimiyeti daha fazla elinizde hissediyorsunuz. Bunlar oyuna başarılı bir şekilde yansıtılmış. Şu an elimizin altında ufak bir araç olduğu için bu aracı kontrol etmesi bir nebze daha kolay. Ama daha hızlı, daha büyük araçlar daha da hızlı gittikleri için dolayısıyla daha çabuk savrulabiliyorlar. Onları kontrol etmek daha zor oluyor. Yani araçlar birbirine benzemiyor. Her araç yeni bir sürüş deneyimi, farklı bir dinamik sağlıyor. Bu da oyunun oyuncu açısından oynanabilirliği, çeşitliliği arttırıyor. Gördüğünüz gibi yandaki bu şeritler sadece görselden ibaret değil. Onlar da savrulabiliyor, dağılabiliyorlar. Az önce sert bir şekilde girerek bunu göstermiş olduk. Şu an 13.'yüz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Co-pilotumuz Talha İnacı sanırım bizle çalışmaktan pek memnun değil. Çünkü yarışın başından beri hiç bir gıdım sayfa değiştirmedi kendisi. Ya da ben göremedim, bilmiyorum. Oyunumuz şu anda Monster laptopumuz üzerinde yaklaşık 50 FPS civarı bir değer sunuyor. Ki zaten demin grafik ayarlarını da göstermiştik. 4 GB'a kadar ekran kartı belleğinden kullanan bir oyun diye. Ki çevre detayları bana baktığım zaman açıkçası hoş gözüktü. Farklı pistlere de gireceğiz birazdan. Karlı yollarda da sürüş yapacağız. Hepsinin kendine has özelliklerini hissediyorsunuz. Gerek yol tutuşu olarak, gerek atmosfer olarak. Belki bazı araçların dış modellemeleri biraz daha özenilerek yapılsa daha hoş olabilirmiş diyebilirim bu açıdan. Ama onun dışında gayet
hoş görsellikle, hoş bir atmosferle karşı karşıyayız. Bu arada oyun Steam üzerinden 59 liradan satılmakta, bu bilgiyi de vereyim. Buna değer mi değmez mi, buna zaten hep birlikte bakacağız derken ön camı çatlattık, tamamen kırdık gitti yani. Hava alarak devam ediyoruz yolumuza. Bu arada co-pilot, yani bu kokpit kamerasında araca göre değişiklik gösteren animasyonlar mevcut. Örneğin bu araçta vites topuzumuz yan tarafta olduğu için elini oraya atarak vites atıyor oyuncumuz, karakterimiz. Ama daha üst düzey araçlarda ve direksiyonun arkasında vitesi olan araçlarda haliyle iki tık tık yaparak bir parmak hareketiyle vitesini değiştiriyor. Ki bu animasyonları araç dışından izlerken de görebiliyorsunuz. Şöyle araç dışından göstereyim. Gördüğünüz gibi, tabii şu an vites atmadık ama. Evet, gördüğünüz gibi sahil vitese bir gitti. Tabii ben de yolun dışına gittim. Toz toprak içine bulandık. Şöyle devam edelim. Neredeyse yarışın sonuna doğru geldik zaten. İlk yarışımız başarısızlıkla sonuçlandı. Bakalım diğer yarışlarda neler yapacağız, ne gibi bir deneyim yaşayacağız. Evet, bu yarışı bu şekilde kötü de olsa bir dereceyle tamamladık ama dediğim gibi oyun gerçekten alıştırma evresi istiyor. İlk yarışı bu şekilde geçmiş olalım. Şöyle bir yudum suyumuzdan da alalım. Ve evet, devam ediyoruz. Ara geçiş ekranları oldukça hoş olmuş. Farklı araçlar, bu araçları kullanan yarışçıların bu araçlarla ne gibi dereceler yaptığına dair bilgiler ara ekranlarda bizleri karşılıyor. Rally Cross kısmında da yine bu sefer pist yarışları var. Burada da bakayım hangi pisti seçsek. Şöyle farklı bir pistte yarışalım istiyorum. Şurası Francia Corta. Güzel bir piste benziyor açıkçası. Ama yok ya, dur. Son anda fikir değiştirdim. Grand Prix isminden de güzel bir pist gibi gözüküyor. Buraya girelim ve diğer araçlarla yarışalım. Onlarla ne gibi bir kapışmaya gireceğiz görelim. Oyunun ara ekranları, dediğim gibi arayüz oldukça hoş tasarlanmış. Bir rally oyununa uygun bir şekilde ve yükleme ekranları da gayet hızlı bir şekilde. SSD diskte de olsa oyun, normal eski tip bir hard diskte de kurulu olsa, yükleme ekranları hiç can sıkıcı boyutlarda uzamıyor. Hemen yarışa girmek istiyorum çünkü daha göstereceğimiz farklı modlar da var. Şöyle biraz dışarıdan gösterelim. Araç hasar modellemeleri, fizikleri de oldukça güzel. Demin gördüğünüz gibi bir kere camı indirmiştik. Yarışın başına şöyle bir görelim aracımızı. Bitişinde bir daha bir bakarız. Sert bir dönüş var sanırım. Evet, bayağı sert. Bir aracı toparlayamadık. Gördüğünüz gibi bayağı geri düştük. Bu yarışta dışarıdan da sürebiliriz aslında ya. Diğer araçlar bizden biraz daha kalıplı. Evet. Ön tarafı biraz haşamat ettik. Yazık oldu vallahi. Ama moral bozmak yok. İyi bir şekilde sürebilirsek bence bu işin üstesinden gelebiliriz. Tabii araç o taraf. Aa, bir dakika. Bak, tekerlek gitti. Bu araç mefta. Bu araç mefta. En azından bir tur atmaya çalışayım şöyle. Ama bize farkı atacaklar ve hatta tur bile bindirebilirler bu şekilde. Gördüğünüz gibi yarışın daha başından tekerleği kaybettik. Daha doğrusu lastiği kaybettik. Tekerlek yerinde duruyor. Jant. Ama lastik pert. Evet, bu şekilde açıkçası gidişimi izlemek pek keyifli olmayacaktır. En azından bir turu tamamlayayım şöyle şeref golü niyetine. Sonrasında buradan çıkarak farklı modlara doğru geçiş yapalım. Evet, gördüğünüz gibi araç sallana sallana. Hani bazı araçlarda böyle eskiden şey olurdu, böyle köpek koyarlardı önüne. Araç ilerledikçe onun kafası böyle sağa sola sallanırdı. Araç da şu an aynı o şekilde sallana sallana gidiyor. Bu şekilde gidiş pek bizim için hayırlı olmayacak. O yüzden çıkalım ama en azından diğer araçlarla nasıl yarıştığımızda görme fırsatı bulduk. Bir adet Hyundai i20 rally aracının bilgilerini görüyoruz şu anda. Buradan farklı oyun modlarına doğru geçiş yapalım. Neler yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Açıkçası bir Lob Experience kısmına girmek istiyorum. Lob Experience'da burada kendisinin daha önce yaptığı yarışları dediğim gibi tekrar ediyorduk. Şöyle mesela bir 2007-2010 kısmına girelim. Burada yarışları var kendisinin. 100 mil per hour. Saatte 100 mil isimli bir yarışı var. Herhalde burada oldukça hız yapmış. Aynısını biz de şimdi yapmaya çalışalım. Citroen'in 2008 model aracıyla.
Evet, gördüğünüz gibi görüntüye de Sebastian Loeb geliyor. Her araç farklı bir deneyim. Şimdi bu araçta zaten iç kameradan özellikle nasıl bir şey yaşayacağımızı anlayacaksınız. Etrafta bizi izleyenler, teşekkür ediyoruz hepsine. Yanımda Talha Aynacı var. Tabii videoda değil, co-pilot olarak araçta yan koltukta oturuyor kendisi. Evet. Şöyle daha büyük bir araç kullandığımızda gösterelim. Gördüğünüz gibi kamerada daha fazla yer kaplıyor aynı zamanda. Ve oldukça da hızlı. Kontrolde biraz daha zor. Daha çabuk savruluyor. Tutması gerçekten zor. Oyunun kontrollerine geçecek olsak biraz da oraya değinelim. Açıkçası klavyede çok iyi değil. Ama şu an benim yaptığım gibi bir kontrolcü veya direksiyon kullanıyorsanız oldukça keyifli ki zaten şu direksiyonun dönüş hissiyatını çok güzel bir şekilde hissediyorsunuz. Şöyle ince ayarlar yaparak dönüş yapabiliyor olmak size çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü tam dönüş yaptığınızda aracı spin attırabiliyorsunuz. Bu oyun klavyeye göre değil, onu söyleyelim. İyi bir sürüş için ya bir Xbox One gamepad'iniz ya da bir direksiyonunuz varsa onunla oynamanızı tavsiye ederim. Şöyle ilerleyelim. Gördüğünüz gibi zaten neredeyse aracın kendisi kadar genişlikte yollar olduğu için çok fazla hız yapmaya gelmiyor. Oyunda hakikaten öyle ben alayım başımı hız yapıp gideyim diyemiyorsunuz. Çünkü belli bir hızdan sonra kontrolü de kaybediyorsunuz. Nerede hızlandınız, nerede yavaşladınız hepsi oldukça önemli ölçütler. İyi yarışmanız açısından ilk etabı çok hızlı bir şekilde tamamlamıştık. İkinci etapta da umarım güzel bir derece yaparız ve bu yarışı ben birincilikle kapatmak istiyorum şahsen. Of, sert bir dönüş. Ve şu ana kadar birinciyiz. Zorluk ayarlarını arttırdığın zaman dediğim gibi oyunda çok daha fazla simülasyon değerlerine ulaşabilirsiniz. Ama açıkçası ben o kadar yetenekli değilim. Çok fazla simülasyon aldığım zaman aracı doğru düzgün yolda bile tutamıyorum. Zaten günlük hayatta da pek araç kullandığım söylenemez. Daha doğrusu hiç kullanmıyorum. Sadece oyunlarda ve ekran karşısında bir ilgim var araçlara karşı, yarışlara karşı. Burada da ondan bir nebze göstermeye çalışıyorum. Şimdiye kadar ilk iki sekansı iyi geçtik. Üçüncüde aman. Buraya da lider geçersek çok büyük bir kaza yapmadığımız sürece büyük ihtimal bu yarışı zaten birinci bitirebiliriz gibi geliyor. Ki yarışlardan puanlar kazanarak farklı araçlarda alabilirli. Of. Nevrimiz döndü be. Hakikaten nevrimiz döndü. Böyle bir şaştık. Bu bizi geriye düşürebilir. Bundan sonra hataya yer yok. Evet, oyunda sadece Sebastian Loeb'in olmaması, farklı araçların ve sizin kendi takımınızın da olması, farklı oyun modlarını oynayabiliyor olmanız ve araçların da buna uygun şekilde kendi karakteristiklerini barındırması oldukça hoş. Zaten 59 liralık fiyatıyla Steam'de de gayet alınabilesi bir rally oyunu bana göre. Ki araç sürüş dinamiklerinde de her şeyi hissediyorsunuz. Yani toprak yolda hakikaten topraktasınız. Asfaltta asfalttasınız. Karlı havada araç kayıyor tutmak imkansıza yakın oluyor. Çok dikkatli gitmeniz gerekiyor. Bunların olması gayet önemli. 6. sıraya kadar düşmüşüz bu arada. Artık risk alacağım. Risk alarak ilerleyelim. Evet, bizim için artık bu yarışın sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan artık toparlayamayız. Birincilik hayal. Bir çarptık, bir de spin attık. Birinciliği unuttuk. Yani şu an kolayda da oynasak bir spin sizi gerilere düşürebiliyor. Zorlu şartlar altında kim bilir sizler neler yaşarsınız acaba. Artık yarışın sonlarına doğru gelirken şöyle biraz da dıştan gösterelim. Araca vuran ışıkları gösterelim. Ağaçların gölgelerinden yansıyan güneş ışıkları aracımızın tepesine tepesine vuruyor. Ve bu sırada yaklaşık olarak 45-50 FPS civarı bir FPS değeri alıyoruz. Zaten bu değerlerin pek de dışına çıkmadık. Genelde oyun bu değerlerde bize akıcı bir deneyim yaşattı. Of. Böyle de finişe girmek. Ya bu ilginç olmuş. Ben yamuk girdim ama araç düz girmiş gibi gösterdi. Ve 6. bitirdik. 6.lık bize pek yakışmasa da burada yapacak bir şey yok. Evet, bunu başarısızlıkla sonuçlandırdık ama olsun. Vazgeçmeyelim.
farklı yollara gidelim. Neler yapabileceğimizi görelim. Sebastian Loeb kısmından çıkıp açıkçası kariyere de bir girmek istiyorum. Burada da farklı içerikler mevcut. Kariyer kısmında da gördüğünüz gibi Sebastian Loeb'ün yarış etkinliklerinden farklı yarışlara kadar pek çok seçeneğiniz mevcut. Şöyle bir Junior kısmına girelim. Junior'da burada farklı yarış türleri mevcut. Class A8. Evet, Class A8'e giriş yaptık. Her yere girdiğiniz zaman bir tanıtıcı anlatım da size eşlik ediyor. Burada İsveç'in karlı yolları var. Monte Carlo. Açıkçası Monte Carlo benim bir ilgimi çekmedi değil. Şöyle Monte Carlo'da yarışılır bence. Hakikaten yarışılır. Ama evet, aracımız yok. Buraya bir araç satın alabiliyoruz veya araç kiralayabiliyoruz. 7900'ümüz var. Tabi bu araca yetmiyor. O yüzden o zaman şöyle yapalım. Geri çıkalım. Şurada daha önce ben şu yarışlar için bir araç almıştım en ucuzundan. Gelelim San Romolo olsun. Bakayım o aracımız duruyor mu? Evet, şu an o araca da erişemiyoruz. Bu araç için bir yarışa girmemiz gerekiyor. Bu aracı normalde almak istediğiniz zaman 80.000 fiyatı var. Şu anda ne kadardı? Mesela 10.500. Mesela bu aracı alabilmek için gidelim bir yarış yapalım ama bu yarışta da başarılı olalım. Ne yapabiliriz? Hemen şöyle bir Quick Mode'a girelim. Pikes Peak. Evet, bunu da göstermek istiyorum. Burada dediğim gibi dağlara tırmandığınız yarışlar var. Şöyle kısalarından bir tane açalım. Aracımız hazır zaten. Şöyle cockpit kamerasından da gidersek bu yarışı birinci bitirip paramızı da arttırırız ve o diğer aracı alıp o yarışa da giriş yaparız. Genel olarak oyunun ilerleyiş mantığı hep bu şekilde ilerliyor. Ki bu da oldukça makul karşılanabilecek bir ilerleyiş yöntemi. Evet, tek başıma tahıl aynacı yok yanımda. Olsun, tek başına da ilerleriz. Hazır mıyız? Selamlar. Kaçıyoruz. Evet. Şu an 2861 metredeyiz. Hatta biraz düştü takım ama yükseliyor. Evet. Şu ileride ufukta gördüğümüz dağlara doğru yavaş yavaş tırmanıyoruz. Acaba bunun bir etkisi var mı sürücümüze, onu bilemiyorum. Hani çünkü sonuçta belli bir rakım arttıkça insanın ciğer kapasitesini de etkileyen bir durum oluşuyor. Bu acaba sürücüyü etkiliyor mu? Bunu çok fazla deneyim edemedim. Öyle bir şey varsa zaten hakikaten uç nokta bir simülasyon deneyimi olur. Biz yolumuzda son sürat ilerleyelim. Zaten burada sektörleri de oldukça hızlı geçiyoruz. Bu kısa bir yarış. Diğer yarışa girebilmek için bunu da bu modda göstermek adına aradan çıkarttık bu yarışı da. Güzel oldu. Tabi hata yapmadan yapabilirsek. Şöyle ilerleyelim. Sürüş dinamiği özellikle araç içinden, kokpit kamerasından gayet hoş olmuş ki görsellik olarak da ışıklandırma ve özellikle yağmurda olduğu zaman atmosfer gayet hoş oluyor. GTX 970M ekran kartlı laptopumuzda da, Monster laptopumuzda da oyun en yüksek ayarlarda zaten. Genelde hep 50 FPS civarında bir kare saniye oranı sundu ki bu da akıcı oynamak için gayet yeterli bir oran. Evet, 2900 metreye çıktık. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Yolu da yarıladık zaten. Üçüncü sektörde birinci geçtik. Gayet güzel. En yakın rakibimize 13 saniye fark atarak geçmişiz. Bu daha da güzel. Yani bir spinle en azından kurtulabiliriz. Yine birinci olabiliriz. Of, burası sıkıntıydı ama iyi yavaşladık gene. Evet, son sektöre doğru ilerlerken şöyle ağaçların arasından yansıyan o güneş ışıkları da oldukça hoş duruyor. Bu arada sol altta görebileceğiniz üzere oyunda rewind özelliği de var. Yani yaptığınız hataları geri alabilirsiniz ama şu ana kadar benim pek bunu kullanmaya ihtiyacım olmadı. Olmasın da diye diliyorum. Burayı da güzel bir şekilde geçtik. Artık bu yarış herhalde bizimdir. Çok ekstra bir durum yaşanmadığı sürece bu yarış bizim. Şurada finish'i gördüm. Gördüm ve evet. Bu yarışı birincilikle tamamladık ve toplamda 17.400'ü kazandık. Hemen gideceğim o aracı alacağım arkadaş.
kimsenin gözünün yaşına bakmam. Ben o yarışı yaparım. Renault Clio. Kaldı mı Renault Clio ya? Evet. Şimdi kariyer kısmına gelelim ve o aracı alıp o yarışa da gidelim. Gel bakayım. Evet. A112 abartımızı aldık ve San Romola 2 pistinde sürüşe çıkacağız. Sebastian Loeb'in bir aracını kullandık. Oyunun başında bize verilen Peugeot'u kullandık. Şimdi farklı bir araçla A112 Abart isimli aracımızla, minik bir araçla son bir yarışa daha girelim. Oyunun farklı dinamiklerini göstermek açısından, farklı araçları göstermek açısından bu araçla da bir yarışalım. Gördüğünüz gibi araç küçücük, kafalar neredeyse tepeye değiyor. Evet, co-pilotumuz Tal Aynacı'yla dip dibe girdik. Yani adam, omuzlar birbirine değiyor yani araç küçücük olduğu için. Bu da farklı bir pist. Oldukça hoş gerçekten. Daha önce sürüş yapma fırsatım olmuştu burada. Size de göstermek istiyor. Olmadı be. Çok kötü giriş yaptık. Dur. Huyum değildir pek ama restart yapacağım. Anlatım yaparken bir yandan araç kullanması zor oluyor. Çünkü oyunda hakikaten dikkat istiyor. En ufak bir dikkat dağınıklığında aracınızı olur olmadık yerlere, daha taşa sürebiliyorsunuz. Sonra da toparlaması çok zor oluyor. Yani birinci gittiğiniz yarışta bir anda son sıraya düşüp oradan bir daha hiç çıkamayabiliyorsunuz. O yüzden dikkatli sürmekte fayda var. Bu yollar oldukça güzel. Asfalt, yol tutuşu da güzel ve araç da minik olduğu için çok fazla dağılmıyor. Hemen kendini topluyor. Bu tarz araçları kullanmayı daha çok seviyorum. Daha kolay oluyor çünkü. Bu arada sağ taraftan biraz darbe yediğimiz için co-pilotun önü hafiften cam kirlendi ama onun zaten yola çok bakmasına gerek yok. O bütün notlarını almıştır. Şu anda yaklaşık olarak 50 FPS civarında yine gayet akıcı bir şekilde devam ediyoruz. Oyun optimizasyon konusunda da bence başarılı. Genelde böyle bir ismi adı üstüne çıkan oyunlar genelde biraz sıkıntılı olabiliyor ama Sebastian Loeb ismini yarış alanlarında ne kadar başarılıysa oyun alanında da yine o başarıyı yakalayacak kadar yansıtmışlar. Optimizasyon konusunda başarılı bir oyunla karşı karşıyayız. Sadece son dönemdeki oyunlarla kıyasladığımızda biraz kaplama detayları bazı araçlarda düşük kalıyor ama onun dışında çevre detayları ve araç sürüş dinamikleri dediğim gibi oldukça hoş. Bu yukarıda gördüğünüz bilgilendirme ekranlarıyla ilgili de bir şeyler söyleyecek olursak eğer, eksi veya normal yazması yönünü gösteriyor. Sayının yüksekliği de ne kadar yüksekse o kadar rahat bir dönüş ama ne kadar düşükse o kadar sivri bir viraj var anlamına geliyor. 4'e kadar olanlarda çok hız kesmeden de dönseniz pek sıkıntı yaratmıyor ama 3, 2, 1 dediğin anda hızı keseceksin, yoksa hakikaten duvara da toslarsın, takla da atarsın, ön camı da kopartırsın, son sıraya da düşersin. Oyunun acıması yok o konuda. Hop. Ters yönler, zikzaklar çize çize. Açıkçası direksiyon hakimiyeti konusunda, direksiyonla o sürüş hissi konusunda oyun gayet hoş bir deneyim sunuyor ki zaten sırf bunun için alınır. Bir oyunda, bir yarış oyunda en önemli kısım bence bu. Oyun kokpit kamerası da güzelse tamam, benim için yarısı olmuştur oyunun. Geri kalan yarısında içerikler tamamlar. İçerik anlamında da doyurucu bir oyun. Tabi daha fazla içeriklerle, Season Pass'i de satılıyor oyunun. Daha fazla içeriklerle ilerleyen dönemde daha da zengin araç sayısına, daha fazla piste de kavuşabilir. Ki kavuşacaktır Season Pass koyduklarına göre, illaki yapımcı ekip bununla ilgili bir şeyler yapıyordur. Şu an bayağı bir zikzaklı yollarda hızı da fazla kesmeden gayet güzel geldim bu noktaya kadar. Aman 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 aman. Uf. Sert bir dönüş var. Olsun, döneriz. Hop. Burayı da güzel atlattık. Biraz da yokuş aşağı. Şimdi dikkat etmemiz lazım, yoksa çakılabiliriz hakikaten. Yokuş aşağı dedin mi? Araç uçuyor gidiyor gerçekten. Demek ki yokuş çıkmamıza hiç benzemiyor. Sanki farklı bir yarışa girdik. Farklı bir araç kullanıyoruz şu an. Hız limitlerimizi zorluyoruz.
Bu da beni zorluyor. Of, bak dedim dedim. Dedim değil mi? O aracın yan tarafı gitti. Şöyle bir ön kameraya geçeyim. Aa, çok da bir şey olmamış ya. Uf. Aman 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 aman. Altı dönüş bile değil. Evet, finish noktasına geldik. Acaba birinci olabilecek miyiz? Derken. Evet, finish çizgisini sanırım ki birinci geçtik. Bakalım. Evet, altın madalyamızı aldık. Toplam puanlarımızı da kazandık. Ve bu video ile birlikte, daha doğrusu bu yarışla birlikte bu videonun da sonuna doğru gelmiş olalım. Monster'da bu hafta Sebastian Loeb Rally Evo'yu konuk ettik. Oyun gayet alınabilesi, grafik anlamında da tatmin edici, içerik olarak da doyurucu bir yapım olmuş. Önümüzdeki haftalarda farklı oyunlarla veya farklı modlarla Monster'da bu hafta programımız yine devam edecek. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.